Değerli basın emekçileri, sizleri saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, emeklilikte yaşa takılan milyonlarca yurttaşımız emekli olmayı bekliyor. Ve iktidar geçtiğimiz yılın son aylarında emeklilikte yaşa takılan meselesini çözeceğiz dedi. Üstelik AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan yılbaşına kadar emeklilikte yaşa takılanlar meselesi çözülecek ve gündemden düşecek dedi. Milyonlarca yurttaşımız SGK kurumlarının önünde kuyruk oldu. Borçlanma yaptı. Kredi aldı, borçlandı. Neden? Yılbaşında emekli maaşımı alacağım diye. Ama şu anda milyonlarca emeklilikte yaşa takılanın hayalleriyle oynanıyor. Milyonlarca emeklilikte yaşa takılan emekli olmayı bekliyor. Ama AKP bir gün Aralık diyor, bir gün Ocak diyor, bir gün Şubat diyor, bir gün Mart diyor. Yarın Nisan, Mayıs da diyebilirler ve emeklilikte yaşa takılanlar meselesini erteliyorlar. Neden? Çünkü değerli arkadaşlar, bu meseleyi tam seçim ağzına kadar götürecekler. Seçim ağzında bu meseleyi çözmüş gibi yapacaklar. Eğer iktidarı kazanırlarsa zaten milleti üç kuruşa mahkum ederiz diyorlar. İktidarı kaybedersek de emeklilikte yaşa takılanların maaş yükünü yeni iktidarın sırtına yıkarız diye bakıyorlar. Değerli arkadaşlar, emeklilikte yaşa takılanların hayalleriyle oynamanızı kabul etmiyoruz. Sayın Erdoğan, neden emeklilikte yaşa takılanların hayallerine oynuyorsunuz? Neden onlara umut verdiniz yılbaşında çıkacak diye ve onları borçlandırdınız? Bugün neden emeklilikte yaşa takılanların meselesini erteliyorsunuz da erteliyorsunuz? Ben size niçin olduğunu söyleyeyim. Çünkü en az 2 milyon 250 bin yurttaşımız emekli olacak. Ortalama 7 bin TL maaş alacaklar. Ve bu meselenin maliyeti değerli arkadaşlar aylık 15 milyar TL olacak. Sayın Erdoğan şöyle bakıyor. Bu meseleyi 3 ay ertelersem 45 milyar TL kârda olurum diyor. Ben bu 45 milyar TL ile yandaş müteahhitlerime daha fazla destek olurum diye bakıyor. Ama bu anlamda bunun gecikmesi her bir yurttaşımızdan her ay, emeklilikte yaşadıkları her bir yurttaşımızdan her ay 7 bin TL'nin ceplerinden çalınması anlamına geliyor. Bu amaçla biz bir yasa teklifi verdik değerli arkadaşlar. Emeklilikte yaşadıkları takılanlar meselesinin derhal meclis gündemine alınmasını ve yasalaşmasını öneriyoruz. Ve emeklilikte yaşa takılan tüm yurttaşlarımızın 1 Ocak itibariyle maaş almasını öneriyoruz değerli arkadaşlar. Meclis 1 hafta 10 gün içinde bu yasayı çıkarabilir ve 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle de tüm emeklilikte yaşa takılan yurttaşlarımız emekli olabilir. Yasa teklifimizde emeklilikte yaşa takılanların miladını değerli arkadaşlar 8 Eylül 99'dan 31 Aralık 99'a çekiyoruz. Niçin bunu yapıyoruz? Çünkü biliyorsunuz 99 yılında hem Körfez depremi oldu hem de Düzce depremi oldu ve yurttaşlarımız işe girişlerini gecikmeli yaptılar. Bu açıdan emeklilikte yaşa takılanların yürürlük tarihini 31 Aralık 1999'a kadar işe girenler anlamında değiştirmeyi öneriyoruz. Ve 8 Eylül 99'dan işe giren yurttaşımız 40-45 yaşında emekli olabilecekken bu düzenlemeyle 9 Eylül 99 günü yani bir gün sonra işe giren yurttaşımız 60 yaşında, 65 yaşında emekli olacak. Bu da adalet duygusunu sarsar değerli arkadaşlar. Bir gün önce işe giren 45 yaşında emekli olacak, bir gün sonra işe giren 60 yaşında, 65 yaşında emekli olacak. Bu kabul edilemez. Bu açıdan adaletli bir geçiş takvimi öneriyoruz. Yani 8 Eylül 99'dan sonra işe giren yurttaşlarımızın da bir geçiş süreciyle emekli olmasını öneriyoruz. Başka ne öneriyoruz değerli arkadaşlar? Emekli aylıklar arasındaki dengesizlikleri giderecek bir intibak yasası çıkaralım diyoruz. Ya emeklilik alanını topyekun düzenleyelim. 2000 öncesi işe girenlerle 2000-2008 arası işe girenler arasında çok ciddi emekli maaşı farkları var. Bu emekli maaşı farklarını giderecek bir intibak yasası çıkaralım ve aylık bağlama oranlarını düzenleyelim diyoruz değerli arkadaşlar. Ve en düşük emekli aylığını da asgari ücret seviyesine yani 8500 TL'ye çıkaralım diyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlar emekli olmayı bekliyor Sayın Erdoğan. Neden onlara söz verdiniz ve emeklilikte yaşa takılanlar meselesini yasasını şimdi çıkarmak önüne engel koyuyorsunuz?
Bu yasa tekliflerimiz bir an önce gündeme gelsin. Hem emeklilik yaşa takılan tüm yurttaşlarımız emekli olsun. Hem de 8 Eylül 99 sonrası işe girenler için adil bir emeklilik takvimini ortaya koyalım. Hem de en düşük emekli maaşını 8500 TL'ye çıkaralım diye öneriyoruz yasa teklifimizi değerli arkadaşlar. Bu yasa teklifimize tüm siyasi partilerin destek vermesini bekliyoruz. Madem ki saraydan irade konulamıyor, bu konuda EYT konusunda meclis irade koymalı ve tüm siyasi partiler Erdoğan'ın söz verdiği gibi 31 Aralık 2022 itibariyle EYT'nin tüm yurttaşlarımızı emekli etmelidir. Değerli arkadaşlar, EYT ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Sorunuz varsa alabilirim. Benim bir sorum var efendim. Bugün hani şeye düştü. Bir AK Parti milletvekili, Ordu milletvekili. Bir televizyon... İsmi neydi? Şener Yediyıldız. Şener Yediyıldız. Şöyle bir açıklaması var bir yerel televizyondaki programda. O Tayyip abi bizim başımızda ya, Türkiye'nin başında, partimizin başında, memleketin başında, dünyanın lideri. Biz bu kas kafamızla ona kendi kendimize ihanet etmek gibi yollara sapıyoruz. Teşkilat için demiyorum bunu diyor. AK Parti teşkilatı. Sonra da işte onu muhalefet etmek, bir yere onu omuzumuzda taşımamız, ayakkabısının altını yalamamız lazım diyor. Yani bir milletvekili olarak da nasıl değerlendiriyoruz? Ya utanç verici. Ya gerçekten Şener Bey'in açıklamaları utanç verici buluyorum. Bizim görevimiz milletin vekilleri olarak yürütmeyi dengelemek ve denetlemek. Bizim görevimiz yalakalık yapmak değil, ama Şener Bey yalakalıkta yeni bir aşamaya geçmiş. Padişahım çok yaşa dediler, 5 yıl boyunca yetmedi. Şimdi ayakkabısını elimizde yalamamız lazım evresine geçmiş olduk maalesef. Utanç verici buluyorum ve aslında Şener Bey yeni dönemin milletvekilinin işaretlerini veriyor. Ya bu dönem padişahım çok yaşa dedik yetmedi. Yeni dönem listelere girmek için artık Sayın Cumhurbaşkanı'nın ayakkabısını yalarız evresine geçiyor. Yani bu dönem zaten parlamentoda Sayın Cumhurbaşkanı ne yasa gönderdiyse ferman kabul ettiler. Padişahım çok yaşa dediler. El kaldırdılar, el indirdiler. Artık yeni dönemde ayakkabılarını yalayacağız diyenler meclis listesine girecekler. Herhalde Şener Bey bu yalakalıkla yeni dönem milletvekiline girmeyi de garantilemiştir. Ben utanç duyduğumu söylemek istiyorum. Ama ben Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının böyle milletvekillerini seçmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü kim milletvekili seçilirse seçilsin, kim cumhurbaşkanı seçilirse seçilsin, bizim görevimiz seçilen cumhurbaşkanını dengelemek ve denetlemektir. Millet adına denetleme ve dengeleme ve eleştirme görevimiz yapmaktır. Bizim görevimiz seçilen cumhurbaşkanının ayakkabısını yalamak asla olamaz. Bu açıklamadan dolayı utanç duyuyorum. Evet, benim bir sorun daha var. Sayın Nebati, Bakan Nebati'nin dün yine bir televizyon programında açıklamaları vardı. Geçen yılın tüm dünya ve Türkiye için zor bir yıl olduğunu ama olağanüstü bir performansla Türkiye'nin bu yıla atlattığını, işte bütçe rakamları, faiz ve cari açık rakamları üzerinden de çok iyi bir performans yakaladığını Türkiye ekonomisinin ifade etti. Gazetecinin sorusu üzerine de hani size bunu nasıl başardınız diye soruyorlar dediğinde evet bu mucizeyi nasıl başardınız, nasıl yarattınız bu mucizeyi diye soruyorlar. Ama mucize iyi mi? Hani Allah'a yarattı, Allah'a mahsustur. Biz inandık ve başardık diyor. Muhalefete de neden susmuşsunuz, rakamlar işte burada, hadi konuşun diye de bir meydan okuması var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi Sayın Nebati bir mucize yarattığını veya ortada bir başarı olduğunu iddia ediyorsa şunu söyleyeyim. Şimdi Sayın Nebati enflasyonun %64'lerde olduğunu iddia ediyor ama Sayın Nebati'nin şundan haberi yok. Bugün Ankara'da simide %40 zam geldi ve simit 5 liradan 7 liraya yükseldi. Veya son bir yılda süt 7 liradan 30 liraya çıktı. Bundan haberi yok. %300-400 yükseldi. Ama Sayın Nebati TÜİK eliyle enflasyonu düşük gösteriyor ve işçiye, memura, emekliye düşük zam veriyor. Ortada bir mucize yok. Maalesef TÜİK eliyle rakamların makyajlanması var. Ve bütçe rakamlarında da daha bir ay önce 462 milyar dedikleri bütçe açığını 139 milyar lira çektiler. Ama biz bunun nasıl olduğunu biliyoruz. Putin doğalgaz faturasını erteledi.
BOTAŞ ödemeleri, 20 milyar dolarlık ödeme bir yıl sonrasına ertelendi ve yeni hükümete bırakıldı bu doğal gaz faturası. Bu şekilde makyajlandı. Hem enflasyon rakamlarını makyajlayarak açıklıyorlar, hem bütçe açığı rakamlarını makyajlayarak açıklıyorlar. Ama çarşıda, pazarda fiyatlar makyajlanamıyor Sayın Nebat. Çarşıda, pazarda süt 7 liradan 30 liraya çıkıyor, simit 2 liradan 7 liraya çıkıyor ve vatandaşın fiyatları makyajlanmış durumda değil. Vatandaş kendi gerçekliğini biliyor. Çarşıdaki, pazardaki ateş pahası olan fiyatların gerçekliğini biliyor. Siz istediğiniz kadar bütçe rakamlarını oynayın, enflasyon rakamlarını oynayın. Vatandaşta büyük bir öfke birikimi var ve öfke birikimini çok yakında sandığa yansıtacak. Teşekkürler arkadaşlar.